Geçeceğim bir dakika ya. Gitme, ben geçtim. Ben biriciyim. Ben geçtim. Bakalım kim erken oturacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. Bir gürültü dene bakayım. Çocuklar, çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne kadar ayıp. Ama baba çok gıcık ya. Yağmur alamız kalkmadım daha. Ne oldu, neden gülüyorsunuz? Baba, halam eve yine çok geç geldi dün gece. Ah ah, hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin Emre Bey. Yağmur Hanım işinde çok titizdir biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim. Bırak şunu. Ya. Sakın tartışmayın. Ya. Fenerin nerede söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. Oo. Baba ya şuna baksana. Oğlum küçük oda hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. Aman ya bu evin en değerlisi o zaten. Haniymiş benim küçüğüm. Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme, Emi. Bay bay babacığım, bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar, çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcığı. Cicişler demiyor mu, uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'ya örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre amca, Okan basketbol da çok iyi. Aman kızım koruma şu halinizi. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yük oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. Bizimkiler geldi. Nana. Nana. Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler. İstemiyorum. Sen geç ayıp ama. Kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii. Babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hakan. Ya. Çocuk canım kusura bakmayın. Tabii anneleri başında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. malum siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Çekme beni. Kızım durumu iyi değil mi? Saçımı. Evet. Daha köyden yeni gelmesine rağmen şaşırılacak kadar iyi. Hatta şaka gibi. Gel buraya. Simge. Tabii. Böyle annesiz iki küçük çocuk. Bir de besleme. Nana bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil, bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cücüşler, bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Hanım. Oradan kalktın, oraya ben oturacağım. Nedenmiş? Nedenmiş? Ya oraya ben oturmak istiyorum. Kalk. Ya hayır kalkacak, benim yanım olacak. Bu köylü kızını neden savunuyorsun sen Gökhan ya? Aptalın teki işte. Sen kendine bak. Köfte dudaklı ne olacak? İnsanların fiziksel kusurlarıyla alay edilmez bir kere. Sarısıcan ne olacak? Seni anneme söyleyeceğim. Ben de seni babama söyleyeceğim. Söyle söyle bir de selam söyle. Işık git o selamı sen söyle. Ya.
Seni öğretmenim de söyleyeceğim. Neden? Ben ne yaptım ki? Şikayet edecek bir şey bulurum elbet. Ben de seni müdür beye şikayet edeceğim. Hem biliyor musun? Müdür bey benim annemin arkadaşı. Benim yüzümden sinirli oran açıldı. Aman boşver şu gıcı. Sana öyle davranmasına dayanamıyorum. Vurma! Kınafı sen de bana vuruyorsun. Beni çok önemsiz söyle de. Nerede ya? Dur. Değil bile. Ne mutlum senden. Benim tek hedefim. Ya niye vuruyorsun? Benim tek hedefim. Atatürk'ün İlker İnkılapları doğrultusunda okulumu başarıyla tamamlayabilmek. Ya, tamam o zaman. Evet. Ya Merve sus artık. Taşla. İkiye. Biz seninle evlenir miyiz? Deli misin oğlum? Ben evlenmeyeceğim. Ya neden? Benim iki adam bir araya gelmemiş de o yüzden. Ya sıkıyor, terliyorum. Sıkıyor. Ya ne pis sıkıyorum ya. Al bakalım. İçin çok param oldu. Sence tatilin en güzel tarafı ne? O kadar çok ki. Ders çalışmak zorunda değilsin. Okula hiç gitmek zorunda değilsin. En önemlisi erken kalkmak zorunda değilsin. Daha da önemlisi her sabah Özge'yi görmek zorunda değilsin. Bak bu doğru işte. Yanılmışız. Tatilde de kurtuluş yok. Geldi işte. Ne diyorsunuz be? Size iyilik yaramıyor. Geçen gün istediğin korku dergilerini getirdin. Ama istemiyorsanız gidebilirim. Olur mu? Gitme. Biz seni çok seviyoruz. Hatta daha biraz önce nerede kaldı bu kız diye konuşuyorduk. Değil mi Yağmur? Yani. Biliyor musun? Artık bu dergilerden piyasada bulunmuyor. Vay be! Orijinal korku dergileri. Hem de serisiyle. Madem bu kadar meraklısın, harçlığını gözden çıkarmam gerekecek. Karşılıksız bir şey yapsan şaşırırdık zaten. Çok tatlı. Ya versene. Sen bunu kabul etmiyorsun. Yok. Sen bilirsin. Ya. Ya bırak. Sene. Gıcıksın sen kızım, gıcık. Ne oluyor çocuklar? Dergilerini okutmak için kira istiyor ya nana. Gıcık. Ne kadar ayıp Özge. Sen anlamazsın nana. Bu ticaret gibi bir şey yani, anladın mı? Sen de bizim elimizden git o zaman. Ya. Aman çok meraklıydım. Eğer fikrini değiştirsen dergiler bende. Gıcık! Tamam. Ay oğlum sen de okumayı verirsin, şart mı? Ama bak bu çok korkunç. Ay ille korkmak istiyorsan ben sana korku hikayesi anlatırım böyle. Ben de canavar olurum. Vay be. Vampirlerin başı doktormuş. Ya evet. Daha fazla ömrek başıma sana korkuyorum. Ama dertlikmişsin be kızım. Gerçekten bu eski korku romanları bir harikaymış. O zaman anlaştığımız gibi. Sen de kaldığı gün başına her kitap için bir YTL alırım. Of çok gıcıksın. Ne yapalım işine gelirse. Akraba sayıldığımız için sana öyle. Yoksa başkalarına 2 YTL'den veriyorum. O yaşayan ölüler ve zombilerle ilgili bir macera. Yok. Vay be. Yok. Yeter artık. Ne oldu? Işıklar mı kesildi? Yaşayan bir ölüyüm ben. Zombiyim. Senin beyninin suyunu içmeye geliyorum. Şşşt!
geliyorlar. Emre! Ne yapayım Nana? O da çok ötlek. Şşşt! Hikaye anlatma sırası bana geldi. Nana! Ay! Ay bu ses de ne? Hırsız mı yoksa? Ben bir bakayım. Bak gördün mü? Hiçbir şey yok işte. O sesler neydi o zaman? Biz de çıkalım. Hayır, hayır oğlum. Dur gel buraya. Evet, evet. Şu anda yukarıda galiba. Adresi veriyorum ben. Evet. İlave edeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok. Zaten bir şey görmedim ki. Kusura bakmayın memur bey. Sizi de boşu boşuna rahatsız ettik. Belki de üst kat penceresinden girdiler. Senin ayak sesini duyunca da gittiler. Belki. Ay çok korkunç. Evladım, ne zaman gelecek bu elektrikler? Bir bilginiz var mı acaba? Trafo merkezinde bir arıza var. Birkaç saate kadar gelir herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi çocuklar, geç oldu, yatalım artık. Ya ben korkarım. Olur mu öyle şey oğlum? Ben yukarıyı kontrol ettim. Bak polisler de kontrol ettiler, yok bir şey. Merak etmeyin, uyana kadar ben sizin yanınızda dururum. Yaşasın, durur musun Nana? Tabii ki, hadi gidelim. Hadi bakalım. Siz de benim odamda yatın. Ay çok iyi oldu, sinirlerim bozuldu vallahi. Ben şimdi yukarısını hazırlarım sizin için. Ayağım çok acıyor. Ya Nana, oradasın değil mi? Buradayım, merak etme. Aa, hani sen kız gibi korkmazdın? Bu iş Yağmur'u korkutmaya benzemiyormuş değil mi? Of, ya Nana, ben uyuyorum. Şimdi ders vermenin sırası mı? İyice huzurum kaçtı. Merak etme Makbuş'cum, her şey yolunda. Hadi, ben de yatıyorum. Ay Simge Hanım'a da zor çarşaf beğendirdim. Hadi iyi geceler. İyi geceler, sen de yat artık. Makbuş, şu hale bak ya. İlk defa saat 12'de bez bebeğe dönüşmeyeceğim. Herkes yattı ve elektrikler kesik. Hayırlısı yavrum, iyi geceler. Kuluna Yüce Konsey böyle bir şey bir daha asla kabul ettiremez. Evet Emre Bey, bakalım sadece kızlar mı korkakmış? Çocuk dolu olacaktı. Neden hiç kimse yok? Baksana, gördün mü? Evet, çok acayip. Okulda maskeli bola vardı, bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum, buna okul forması deniyor, anladın mı? Nereden gelmiş bu, uzaydan mı? Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi dışarıya çıkalım. Kim söyler Özge'den önce sen bilince nasıl gıcık oldu, fark ettin mi? Etmez miyim? Yarın bize geleceksin değil mi? Anneme söylemedim daha ama merak etme, izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır, merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala, sen de kimsin? Yeni mi geldin?
Evet. Adın ne? Can Can. Bu ne ya, kedi ismi gibi. Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçin ben gerekir. Nereye konuştu bu? Bilmem. Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğiz. Ha heyefendi, uğrarım. Sanki kulleyi görünce saklandı, öyle değil mi? Bence müdürden ürktü. Öğretmenim, okulumuza yeni bir öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah, beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Can Can, bir öğretmenimiz çağırıyor. İşte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin, öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım benim. Evet çocuklar, şimdi komşularımızı tanıyalım. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama. Oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var, Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ne yani, uzaydan mı? Can, siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak, sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Evet çocuklar, şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, güneyde, Irak, Suriye, batıda, Yunanistan, Bulgaristan. Vay be. Nasıl buldun okulumuzu? Karıştı. Fena değil. Ama bunların ne yaptığını anlamadım. Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha, duymuştum. Demek böyle bir oyunmuş. İlk defa futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Çok anlamsız. Herkes ortadaki topun peşinden koşuyor. Bence de anlamsız. Evladım, ailenden bir haber var mı? Hayır, beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işten bir şey anlatırsam aramayayım. Evladım, senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim, ailesine bulunana kadar bizde kalsın. Hadi gelin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey, tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler, hoşça kalın. Evet Can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. 5. 5, evet. Of, çok sıkıldım. Evet efendim, anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Bir yanlış anlaşılma. Anladım. Yok yok, biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam, tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karmakarışık oldu, bana bir şey sorma. 2 günlüğüne Can, sizle kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin, olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar, şaka gibi. Of, kaç kere anlatacağım. Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz, sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yok. Belki de eve okula çok yakında, öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Buldum, Nana'yı. Ay, onun gibi garip ve salak bir şey.
Özge çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. Nana kim? Bizim bakıcımız. Hadi gidelim. Emre bekle. Köpek balığı böyle böyle gidiyordu. Bir görsen çok güzeldi ama biraz korktum. Kaçtaydı? Can! Sen çok oldun artık. Sen çok oluyorsun artık. Ama müdür hanım, Can beni çok rahatsız ediyordu. İkide bir de saçımı çekiyordu. Yani dayağı çoktan hak etmişti. Asıl bir şeyleri hak eden biri varsa o da sensin. Sizi küçük sıçanlar sizi. İlk günden beri hep aynı. Alo? Hakan Bey, hemen okula gelin lütfen. Emre yine kavga etti. Bekliyorum, iyi günler. Çıkın çabuk dışarı, böcekler size. Yarın da doğru disipline. Hadi bakalım canlarım. Kavga etmeyin bir daha. Olur mu? Güzel güzel oynayın. Hadi oğlum sen de. Umarım Emre'ye bir ceza vermediniz değil mi? O sadece kardeşini koruyordu. Aa, yok canım, ne cezası? Bizim okulumuzda ceza kelimesine yer yoktur. Almaz mısınız? Hayır, teşekkür ederim. İşte büyükler gibi düşünmeyen bir büyük. Tam benim kafadan ya. Bakalım senin için yaptığım güzel besteden sonra hala beni kovmayacak mısın nebahat cazısı? Öğretmenim, siz çok iyi bir öğretmen olduğunuzda sizin için çok güzel bir beste yaptım. Aa, ne şeker şey. Pes. Öğrencileriniz çok seviyor sizi, anlaşılan. Başla bakalım. Et, balık, baharat. Şişkolarım prensesine Nebahat. Hayat senin için ne rahat. Şişkolarım prensesine Nebahat. Üstün başın dökülür, sümüklerin görünür, bıyıkların hep büyür, şişkoların prensesi Nebahat. Espri gücü ne yüksek çocuk değil mi? Sormayın, çok yaratıcı. Aferin Pınar. Hadi canım, seninle sonra görüşelim. Kızmadınız mı? Aa, neden kızayım ki? Müzik kulağın çok iyi, aferin. Sonra görüşeceğiz seninle sıçan. Çocuk işte. Of, neyi var bunun, anlamadım ki. Şimdiye kadar beni 20 kere okuldan kovması gerekiyordu. Of.